Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün destan ve efsane konusunu işleyeceğiz. Gerçekten kolay bir konu. İkisini birbiriyle karşılaştıracağız. Edebiyatımız açısından efsane örneklerine, destan örneklerine bakacağız. Milli ve manevi değerlerimiz için, ulusal kimliğimiz için destanların önemini birlikte göreceğiz. Bu sayfayı kenara alıyorum. İlk başta bir jeneriği gösteriyorum. Sonrasında da destan, masal, efsane, halk hikayesinin, roman, fabul nereden geldi onu bilelim. Biz İslamiyet'ten önceki Türk edebiyat dönemlerimizde bu destan gerçekten önemli. Orta Asya'da yaşarken. Sonradan başka yerlerde Anadolu'ya geldiğimizde, Horasan bölgesine geldiğimizde tabii ki destanlar önemli. Ama esas destanların, İslamiyet'ten önceki Türk destanları yani Bozkurt, Ergenekon, Türeyiş, Göç gibi destanlar hep bu Orta Asya döneminde sözlü gelenek döneminde oluşturulacak. Sonrası halk hikayeleri var, masallar, efsaneler, romanı Batı edebiyattan alacağız. Bunları edebi türler konusunda her geçen sene öğrendikçe pekiştireceğiz. Ama bugünkü konumuz tabii ki nedir? Destan ve efsane. Şimdi bir sayfada anlatacak olursak temelinde efsanede milli unsurlar yok. Yani efsane kısa sürede oluşan öykülece anlatımlı ideal insan tipini ön plana çıkaran bir şey. Ama inanış yani efsane. Destan ise milli unsurlar var. Mesela Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, 15 Temmuz Destanı. Bunların hepsi kendi açısından milli varlığımızı, ulusal kimliğimizi güçlendiren, kültürel değerlerimize sahip çıkmamızı sağlayan şeyler. Bunlar da yine uzun sürede oluşuyor. Bazıları yapay olacak, bazıları doğal olacak. Yani adam sonradan eliyle oturup yazdıysa belli bir konu hakkında bu yapay destan oluyor. Ama halkın ağızdan ağza anlattığı ve sonradan yazıya geçirilenler ise doğal destan diyeceğiz. Belli bir plan olacak. Olağanüstü özelliklere sahip savaşçılar ön planda olacak. Şimdi efsaneyle başlayalım. Gerçek ya da hayali şahıs olay yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatılan hikaye. Hocam güzel bunları siz anlatıyorsunuz ama ben bunların notlarını nerede bulabilirim demenize hiç gerek yok. Videomuzun açıklama kısmında PDF var, oradan indirebilirsiniz bunları. Şimdi birincisi efsaneler anonim yani yazarı belli değil. İnandırıcılık özelliği taşıyor. Milli unsurlar barındırmaz. Masalsı tarzda dilden dile aktarılıyor. Dili sade ve kalıplaşmış ifadeler yok. Masallar hayalleri, efsaneler inanışları yansıtır. Bakın bu cümle önemli. Bilimin ve aklını izah edemediği zamanlarda doğa olaylarını, bitki ve hayvanları, dini tarih kişi olayları anlatan hikayeler. Mesela şimdi destana baktığımızda ise destan direkt olarak milli ve ulusal kavramları içinde barındıracak. Yani ulusun en değerli ve ilk ürünleri olduğunu bilmemiz lazım. Belirli bir ulusun özelliklerini yansıtacak. Şimdi ben sizlere oldum Kaan, alalım yay ile kalkan, nişan olsun bize bu yan, Bozkurt olsun bize uran, demir kargo olsun orman, av yerinde yürüsün kulağın, daha deniz, daha müren, güneş du olsun gök kungan. Direkt insanların milli duygularını güçlendiren bir anlatım. Sözlü dönem sonradan yazıya geçirilecek. Sözlü dönem ne demek? Yani yazının fazla kullanılmadığı dönemler. Toplumun hafızasında iz bırakan toplumsal olaylar, doğal afetler, savaş, göç, kıtlık gibi konular burada anlatılacak. Olayların geçtiği yer zaman fazla belli değil. Kişiler ve olaylar ayrıntılı şekilde işlenecek. Sıradanlık ve olağan dışılık iç içe, yani olabilecek olaylar ve olamayacak olaylar iç içe, manzum olarak yazılan bu türde düz yazı olan kısımlar da var. Şimdi destan oluşum aşamalarına bakalım. Birincisi doğuş safhası. Bir olay oluyor. Mesela diyelim ki Hunların, İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinden en büyüğü ve ilki olan Hunların kurucusu Teoman. Ama sonradan Metehan diye oğlu var. O çok büyük kahramanlıklar elde ediyor. Mete'nin yaşadığı olaylar ağızdan ağza, kahramanlıklar ağızdan ağza yayla yayla Oğuz Kağan destanına dönüşüyor. Olayın ortaya çıktığı çekirdek dönemdir. Toplumun belliğinde derin ve sarsıcı izler bırakır. Zaman içinde büyür ve farklı söyleyiş eklemelerle zenginleşir. Sonra yayılıyor. Oğuz Kağan yani Metehan'ın kahramanlıkları ağızdan ağza yayılıyor. Bu süreçte destan zaman içinde çeşitli olaylarla çeşitlenip büyüyor. Sonra yazıya geçiliyor. Destan geleneğini bilen bir şair söylenmiş tüm varyantları yani cümleleri, değişiklikleri, çeşitleri bir bütün haline getirip yazıya geçiriyor. Peki bunu yazan kişi o mu oldu? Hayır. O derleyen kişi olmuş oldu. Eğer bu üç aşaması olan bak, üç aşamada yani oluşum, yayılma ve derleme aşaması olan destana biz doğal destan diyoruz. Niye? Çünkü yazarı belli değil. Derleyen kişi belli ama yazarı belli değil. Toplumun ortak malı ve bir takım olaylar sonucu kendiliğinden meydana geliyor. Ama yapma destan anonim değil. Yazarı belli. Mesela Fazıl Üstün Dağlarca Üç Şehitler Destanı yazıyor. Bir şair ya da yazarın toplumu derinden etkileyen olayları kaleme alıyor. Mesela 15 Temmuz yaşanıyor. 15 Temmuz'da milletimiz kahramanlık gösteriyor. Biz bu olayı izleyip, olayı televizyonlardan, gazetelerden öğrenip veyahut da kendimize bizzat katılıp sonrasında milli duygularımız, vatanseverlik duygularımız coşuyor. Diyoruz ki biz de bununla alakalı yazalım diyoruz. Zaten bakın Milletin Bakanlığı'nın kazanımlarında da bizde yazma kısmında
15 Temmuz demokrasi ve zafer şehitleri konusunda öğrencinin tercih ettiği türde bir yazı yazdırılır diyor. Yani biz orada ne yapacağız? Milli duygularımızı ön plana çıkarmamız gerekiyor. Dememiz lazım ki şimdi ha dağları delen Ergenekon'daki kahramanlar, ha tankın önüne yatan adamlar gibi düşünmemiz gerekiyor. Anonim, yani ikisi de milli kahramanlık. Orada hani şeyle alakalı bir şey. Destanlarda ulusallık biraz daha ön planda. Yani düşünsenize, siz bir tankın önüne yattıysanız bu sizin Müslümanlık, tamam belki bir nebze iyi insan olmanız, ülkeni sevmeniz, ama esas o sizin kendi milliyetçi karakterinizle alakalı. Yani herkes öyle tankın altına yatmaz yani gibi. Bir şair ya da yazarın toplumu derinden etkileyen olaylardan sonra kaleme aldığı eser, doğal destandan en büyük farkı yazarı belli. Bunun yazarı belli, diğerinin yazarı belli değil. Türk Edebiyatı doğal destanlar ve dünya edebiyatı doğal destanlara geçmeden önce destan ve efsane farkını göstereceğim. Bir de şu kısım önemli bence, şunu göstermek istiyorum. Destanlardaki motiflere geleceğiz. Ama önce destan ve efsane farkını bir kez daha gösterelim. Bakın buradan soru size yazılı sınavda gelebilir. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarında bunu söylüyor. Hatta biz kitabımızın başında bunu da gösteriyoruz. Destan, efsane kazanımlarda neler gelebilir diye. Şöyle bakın, diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı. Hemen açalım. Dünya edebiyatı destanlarına bir örnek okur diyor. İşte Nibelungen olabilir, Gılgamış olabilir. Bunu göreceğiz birazdan. Türk halk edebiyatından bir efsane örneği. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir destan örneği. Az önce ben Oğuz Kağan okumuş, anlatmıştım ya. Sonra İslamiyet'in kabulünden sonraki destanlarımız var. Yani artık içinde Allah Allah, Ya Muhammed kelimeleri geçecek. Onun öncesi, İslamiyet öncesi bu yok. Yapma destan örneği diyor. İşte Fazıl Üstü Dağlarca örneğinde olduğu gibi Üçşehitler destanı. Efsane ve destanların ait oldukları toplumun milli kimliğiyle olan bağı. Milliyetçi unsurlar olduğu. Tarihi ve kültürel toplumsal açıdan önemi üzerine duruluyor. Niye? O toplumu biz oradan tanıyoruz. Destanlardan tanıyoruz. Türk destanları işlenirken milli ve manevi değerler üzerine durulur diyor. Dolayısıyla bu kısım bizim için önemli olan kısım. Şimdi geldik buraya. Arasındaki farkı bir kez daha söylüyorum. Milli unsurlar var, milli unsurlar yok. Uzun sürede oluşuyor, kısa sürede oluşuyor. Öyküleyici anlatım, burada da öyküleyici anlatım var. Belli bir plan, burada belli bir plan var. Burada ideal insan tipi ön plandayken, burada olağanüstü özelliklere sahip savaşçılar ön planda. Bizim destanlarımızda motifler var. Bu nedir hocam? Bu üniversite sınavlarına çıkan bir şey. Size de sorabilirler. Destanların içerisinde çok fazla geçen karakteristik özelliklere biz motif diyoruz. Ağaç. Mutlaka bir ağaç vardır destanda. Ok, yay, at, rüya, mağara. Mutlaka kişi rüya görür, rüyasından sonra ne olacağına dair hareket eder. Mağaraya sığınırız. Işık. Kırklar motifi, yani 40 gün 40 gece düğün yapılır bize, ya da 40 tane askeri vardır. İşte Ali Baba ve 40 haramiler deriz. Veyahut da işte Kublai 40 tane askeriyle bu bağımsızlık mücadelesi başlatır. Gökbörü ve bozkurt motifi de yine önemli. Burada da işte nedir onun adı? Kurt bizim için önemlidir. Mesela Türeyiş destanında ve aynı zamanda Bozkurt destanında kurtlar üzerinden bizim milli varlığımız, bilincimiz aktarılır. Ulusal kültürümüz açısından kurtun önemi çok fazladır. İşte bunlar destanlarda çok sık geçen kelimeleri biz motif diyoruz. Size bunları verip hangisi destanlarda bulunan motiflerden biri değildir diyebilir. Bunlardan olmayan bir şey verir mesela, atıyorum. İşte şey der, silah der. Silah destan motiflerimiz yok. Silah sonradan icat ediliyor çünkü. Şimdi Türk Edebiyatı'ndaki doğal destanlarda, yani yazarı belli olmayan destanlarda bir İslamiyet öncesi var. Bir de İslamiyet etkisinde olan var. İslamiyet öncesi ilk destanlarımız Altay Yakut Türkler'e ait Yaratılış Destanı. Buradan sonra ilk destanlar Komutan Şu'nun İskender'le olan mücadelesini anlattığı ve Alper Tunga'nın İranlılarla mücadelesini anlattığı destanlar var. Alper Tunga da bir komutan, Şu da bir komutan. Kahramanlıkları var. Hunoğuz destanlarında Oğuz Kağan Metehan'ı anlatıyor. Atilla zaten Avrupa Hunlarının en büyük hükümdarı. Göktürkler'de Bozkurt destanı ve Ergenekon destanı var. Ergenekon destanında demir madenini, demir dağı eritişimiz anlatılıyor. Bu da önemli. Uygurların Türeyiş ve Göç destanında yine önemli. Burada dişi bir kurttan Türeyiş'imiz anlatılıyor. Göç destanında ise Çinlilerden kız alıyoruz. Onlara hediye olarak bir taş hediye ediyoruz. Sonrasında başımıza felaketler geliyor. Göçmek zorunda kalıyoruz. Yani bir vatan, vatanın bir parçası bile değerli olduğunu anlatıyor. Sonra yeşil kısma geçtik. Niye? Artık İslamiyet etkisindeyiz. İslamiyet etkisine gelince Kırgızların Ermanas. Gene bu da komutan. Bak şunlar hep komutan. Manas komutan. Oğuz Kağan komutan. Atilla komutan. Şu bir komutan. Alper Tunga bir komutan. Manas destanı dünyanın en uzun destanı. Aynı zamanda Türk Moğol destanında Cengiz Han destanı var. Altın Ordu'da Edige destanı. Karahanlarda Satuk Buğra Han İslamiyet'i kabul etmesi ve işte Horasan ve çevresi İslamiyet'i yayması önemli. Ve devam ediyoruz. Anadolu Türklerinde Battalname ve Danişmendame var. Battalname, Battal Gazi var. Aşkar Devzade atıyla mücadele edecek.
biraz daha böyle olağanüstülükler var burada. Danışmentname ise biraz daha tarih gerçekliğe yakın. Çünkü Danışment Ahmet Gazi'nin o Anadolu'da Danışment oğullarını kurma süreci anlatılacak. Dünya Edebiyat'taki doğal destanlara baktığımızda, yani yazarı olmayan derlenmiş destanlara baktığımızda, Yunanların İlyada ve Odessa destanı var. İlyada Truva'ya gidiş, Odessa Truva'dan dönüş anlatıyor. İranların Şehname destanı var ki bu destanda Alper Tunga'dan Afrasyab diye bahsedecekler. Finlerin Kalevala destanı var. Lönnrot tarafından derlenmiş. İran Edebiyat'ta Şehname'yi Firdevsi yazıya geçirecek. Hintlerin Mahabharata ve Ramayana destanı, Almanların Nibelungen destanı ki Nibelungen destanı da Atilla'nın mücadelelerinden de bahsedecek. İngilizlerin Beowulf ve Robin Hood, Fransızların Chanson de Roland, Rus edebiyatta Igor ve İspanyollarda Lesit. Bir de Sümerlerin yazalım şöyle. Sümerlerin Gılgamış destanı önemli. Tabii Gılgamış destanı çok eski bir destan. Bunu da bilmemiz lazım. Yapay destanlar, yani yazarı belli olan destanlara baktığımızda Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye, Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda, Gülten Akın'ın Maraş ve Ökkeş'in destanı, Ceyhan Atuf Kansu'nun Sakarya Meydan Savaşı. Yani yazarı belli ise tamam, bu yapay destan oluyor. Ve bunlarda o üç aşama yok. İşte oluşum, yayılma, işte derleme aşaması yok. Çünkü bu zaten adam kafasında oluşuyor, tak yazıyor. Batı edebiyatında Virgil'in Aeneas destanı, Milton ve Tasso'nun Kaybolmuş Cennet, Kurtarılmış Kudüs destanları, Dante'nin İlahi Komedyası ve Ariosto'nun Çılgın Orlandoları önemli. Gördüğünüz gibi çok leziz, lokumsu bir konu. Şimdi bununla alakalı zaten konu anlatım kitabımızda da, sizlere sıfırdan ona kitabımızda da bunları çok net bir şekilde anlattık. Bakın burada destanların hepsini özetledik konularıyla beraber. Sayfa 76'da ve aynı zamanda Oğuz Kağan destanını, Battal Gazi destanını, Fazıl Üstün Dağlarca'nın yazdığı Üç Şehitler destanını da burada özetledik. Hatta Nurullah Genç'in yazdığı 15 Temmuz destanı, bu da yapay destan. Bununla alakalı da manevi öğelerin vurgusunu gösterdik. Şimdi dolayısıyla bu kısımdan sayfa 78'den 79'dan çalışabiliriz. Manzum olduğunu bilmemiz lazım. Destan ve efsane özelliklerini burada gösterdik. Ardından da sıfat tanımları var tabii ki bu konuda. Bu kısmı çalışmanız lazım. Sayfa 87'ye kadar. Direkt hocam ben soru bankasına çalışmak istiyorum diyorsanız da, o zaman yine destan ve efsane olduğu soru kısımları burada zaten kazanımlara göre hazırlanmış sorularda. Sayfa 91'den arkadaşlar. Destanlar, efsaneler ve hatta burada en sonunda yazılı örneği de hazırladım sizler için. Şurada gördüğünüz gibi bu konuyla alakalı. Sayfa 109'a kadar çalışabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diyoruz. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.